Devam edelim bilgilerimize. Şimdi en önemli bilgilerden bir tanesi bileşke fonksiyon. Sorulan sorular mutlaka olacaktır bunların çünkü o da fonksiyon için önemli bir konu. Bileşke fonksiyonda şimdi 3 tane kümeyi düşünelim. Şimdi burada f gibi bir fonksiyon A kümesinden B kümesine tanımlı olmak üzere buradan da g gibi bir fonksiyon B kümesinden C kümesine tanımlı olmak üzere. Buradan bileşke fonksiyonu normal olarak diyelim g bileşke f'i de tanımını da arkadaşlar yani a'dan c'ye ulaşmak için a'dan c'ye ulaşmak için nasıl gösterebilir? Şimdi burada a kümesinde bir x elemanı varken f fonksiyonuyla tanıtmışız. Gelir görüntüsü fx ile gösterilir. Burada fx gibi bir eleman yani bunun yerine y de düşünebilirsiniz artık arkadaşlar. Getirip bunun yerine yazdığımızda Z gibi bir eleman da burada düşünebilirsiniz. Tabii ki biz artık görüntülerle gideceğimiz için F'in altındaki X'in F'in altındaki görüntüsü bu. B kümesindeki bir Fx elemanı yani nesnesi de diyebilirsiniz. Burada gelip G'nin altındaki görüntüsüne bileşke, bileşke fonksiyon diyoruz. Yani tek bir kalemde gösterirsek buradan A'dan B'ye gittiğinde yani buradan Sakın arkadaşlar bunu yanlış anlamayın. En son şekli karıştırdığınız yerde gider. Ki oradan dikkat etmemiz lazım. Şuradan dikkat edin. F'in G'nin altındaki görüntüsü demektir. Yani G'yi baştan yazarsak bileşke burada böyle 0 yahut da onu O harfiyle gösteriyoruz. Fx. Bunun anlamı. Siz kalkıp arkadaşlar F ile G'yi değişik görürseniz bu sefer C'den B'ye, B'den A'ya ters gelmiş oluyorsunuz. Kesinlikle öyle değil. Yani F ile G'yi yer değiştirmiş oluyorsunuz. Öyle değil. Bize soruda ne verilmişse ona göre gideceğiz. Yani bunun anlamı da kesinlikle diyeceğiz ki G'nin içerisinde Fx'i arıyoruz. Kim baştaysa onu arıyoruz. Buna dikkat ediyoruz. Kim baştaysa diğeri onun altındaki görüntüdür. Dikkat ediyoruz. Yani şurada hemen yazalım gerçi. F x fonksiyonu kesinlikle bunlar birbirine şartlar tabii ki farklı olmadığı müddetçe bunlar eşit değildir birbirine. Bunlara dikkat edelim. Ve devam ediyoruz. Şimdi bileşke fonksiyonunun özelliklerine dikkat edelim arkadaşlar. Bileşke bileşke fonksiyonumuzda birkaç örnekle de zaten göstereceğim size. Şimdi buradaki artık o noktaları bizim için bileşke olduğu kesinlikle söyleyebiliriz. Bu ne demektir? F'in içerisinde G bir oluşacak bir fonksiyon onun içerisinde H gibi bir fonksiyon. Yerde değiştirebilirsin bunları istediğiniz gibi yer değiştirebilirsiniz. Biz buna birleşme özelliği diyebiliyoruz. Yani parantezleri kaydırabilirsiniz. Bir ikinci özelliğimiz bir F fonksiyonuyla F'in ters fonksiyonunun bileşkesi her zaman bize birim fonksiyonu verir. Birim fonksiyonda yer değiştirme kısmı vardır ki işimize yarayacak. Ona dikkat ediyoruz. Üçüncü bir özelliğimiz. Bir fonksiyon ile birim fonksiyonun bileşkesi her zaman fonksiyonun kendisidir. Yani şöyle düşünün. Bir f fonksiyonu düşünün arkadaşlar. Çarpma işlemine göre bileşke alalım. Birim fonksiyonunu. Mesela bu fonksiyonun tersi dikkat edin. Çarptığımızda arkadaşlar kesinlikle biri veriyor. O zaman bileşkeye girerse fonksiyonu değiştirmemesi lazım. F çarpı 1 F'i değiştirmemesi lazım. Yani ne yaptık? F, F çarpma özelliğine göre düşünebilirsiniz. Kesinlikle bunu öyle düşünebilirsiniz. Toplama işlemine özelliğine göre 0 bir birim elemandır. Artı mesela 7 sayısı. Bunu 7'yi değiştirmiyor. Demek ki bu kesinlikle birim eleman diyebiliyoruz. Fonksiyonlarda eğer birim elemanla fonksiyonun kendisi işlemi alırken değiştirmiyorsa o işleme aldığımız fonksiyon kesinlikle birim elemandır. Bir fonksiyonda üstü sayılar gibi düşünebilirsiniz. Fonksiyonun tersinin tersi her zaman kendisine eşittir. Yani f'in tersinin tersi düşünün. Şu demektir ki şurası 1 bölü f gibi düşünebilirsiniz. Ve bölü. Bir daha. 1 bölü 1 bölü f. Bunu da rasyonel sayılar özelliğine alırken hemen f olduğunu görürsünüz. Yani kendisidir doğrudur. Tersinin tersi alırken kendisi. Bunu kümelerden de hatırlayalım arkadaşlar. Kümelerde de tümleyenin tümleyeni. Yani şurası A gibi bir küme düşünün. Tümleyenin tümleyeni kümenin kendisidir. Aynı şey. Yani mantık olarak aynı şey. Eğer arkadaşlar F ile G gibi bir fonksiyon bileşke alınmışken ve tersi alınmak isteniyorsa tersi alınmak isteniyorsa her iki fonksiyonu yer değiştiriyorsunuz ve terslerini alarak bileşkeye alabiliyorsunuz. Bunlara dikkat ediyoruz. Tabii ki özelliklerde daha rahat göreceğiz ne demek istiyoruz. Şimdi örneklerle bunları giderelim. Bir tane örneğimiz yazalım. Artık örneklerle daha iyi algılanacak bu. fx gibi bir fonksiyon düşünelim arkadaşlar. Buradan diyelim ki 2 tane x artı 3 G gx gibi bir fonksiyon düşünelim. Burası da 50x olsun. Hiç fark etmez. Artı ya da eksi 5 olsun. Ya da 10 olsun. Ne verirseniz bu sizin tercihinizdir. Ben 1 diyorum. Bu, buradaki tercihe bağlı. Sadece burada bileşke fonksiyonu almaya çalışan f, g, x'in değeri kaçtır diyelim. Burada ne demek istiyor? Şimdi sevgili arkadaşlar buradan dikkat edin. F bileşke gx. Şimdi Burası soldan bileşke aldı kesin. Ona dikkat ediyoruz. Harflere dikkat. Kim baştaysa onu yazıyoruz. Buradaki 2 tane x artı 3 demektir bu bileşke alırken. Ve buradan da bileşkeyi 0 sıfır harfiyle gösteriyoruz. Şey, o harfiyle gösteriyoruz. 50x eksi 1 fonksiyonumuzu yazıyoruz. Yani birincisi f. Burası 50 eksi 1 olacak. Düzeltme yapıyoruz orada. F ile G fonksiyonu kim baştaysa bileşke yarıyoruz. Tek yapmanız gereken burada nedir? Aslında F'in içerisinde G fonksiyonu var demek. Yani getir F'in altındaki görüntüsünü soruyor. Bu demektir ki şunu bir eleman gibi düşünüp X gördüğün yere yaz demektir. Yani buradan iki parantezinde 50 X eksi 1 en sonunda parantezimizi kapatıyoruz. Eksi 1 artı 3'ümüz var. Bunu da artık normal işlemde dağılmaya alıyoruz. 2 çarpı 50 x 100 x eder. 2 çarpı 2 çarpı eksi 1 eksi 2 artı 3 eder. Ve burada bileşke fonksiyonumuz 100 x artı 1 edecek. F g birleştiğinde fonksiyonumuz. Yani bileşke fonksiyon bu şekilde ele alınan X gördüğümüz yere verilen fonksiyonu tabi sağdan veya soldan kimi vermişse ona dikkat ediyoruz. Ben bir örnek daha vereyim. Şuradan desin ki fx eşittir. Diyelim kök içerisinde x artı 1 olsun. Buradan da gx eşittir. Desin ki buradan da x kare artı 4 olsun. İse buradan Bizden de gof x desin arkadaşlar. Gof yani artık go e, o harfiyle okuyalım size daha kolay olsun hesabı. Yani burada g bileşke f fonksiyonunu istesin bizden. Bu ne demektir? G'nin içerisinde, G'nin içerisinde arkadaşlar, f x'in görüntüsünü arıyoruz. Bu demektir ki G fonksiyonumuz kimse başa yazıyoruz. Böyle parantezli düşünüz. X kare artı 4 ki arkadaşlar. Kök X artı 1 düşünelim. Ve buradaki kök zaten bir eleman gibi düşünüp getirip X karenin yerine yazıyoruz. Buradan tabii ki X'i pozitif olarak kabul etmemiz lazım arkadaşlar. 0 ve pozitif. Ona da dikkat edelim. Negatif bir x eksi 1 olabilir. Bir 0 olabilir. Ona dikkat ediyoruz. Çünkü burada kök derecesi çift. Şimdi buradan f'in altındaki şey g'nin altındaki f'in görüntüsünü arıyoruz. Bu demektir ki getir x'in x burası arkadaşlar. Parantez aç bu tür sorularda x artı 1'in kök tabii ki şeklinde karesi. Buradan da artı 4'üm en sonda var yazıyoruz. Tabii ki x'i pozitif bir sayı kabul edelim. Daha rahat işleme alalım. Buradan bu kök bunu götürür. Bu kök bunu götürür arkadaşlar. Eşittir. x artı 1 artı 4'tür arkadaşlar. Buradaki işlemimiz x artı 5'e döndü. Bu da g'nin altındaki fx'in görüntüsü yani f'in görüntüsü işlem olarak fonksiyon olarak x artı 5 görüntüsüdür diyoruz. Ve devam edelim. Buradan bir sayısal örnekle verelim. Genellikle onları bizden soru olarak sorabiliyor zaman zaman. fx eşittir. Diyelim ki buradan 7 tane x eksi 3 diyelim. Buradan da gx eşittir. 3x artı 1 diyelim. Ve buradan şöyle bir soru sorsun bize. Hem bileşke ile ilgili olsun. Sonra diğer örneklerimizde arttıracağız bunları tabi. Diyelim desin ki şurası gov. Gov. x diyeyim yanımda. De şurada 1 verelim yerine. Değeri kaçtır? Bu ne demektir arkadaşlar? İlk önce g'nin bileşke sayısal değerler belliyken arkadaşlar işimizi kolaylaştıracağız. Böyle uzun uzun uğraşmayacağız. G'nin içerisinde F1'in görüntüsünü arıyoruz. Bu demektir ki getir F'in yerine 1'i yaz. Yazalım arkadaşlar yerine. F1'i yazıp neymiş bakalım? 1 yerine yazdığımızda 7 çarpı 1. Eksi 3. Burada F1'in yeri yani F1 4'e eşit olduğunu görüyoruz. Getirip yerine yazıyoruz. Yani burada aslında benden istenen G4'tür. F1'in yani görüntüsü karşısında B kümesinde 4 olduğunu görüyoruz ve getirip buradan da yerine yazıyoruz arkadaşlar. E, G4 yani x yerine 4 yaz demektir. Burası da 3 çarpı x'in yerine 4 yazıyorum artı 1 3 kere 4 12 bir daha hemen cevabımızın burada güzel bir 13 olduğu gözüküyor.